Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza S-400 sorularını soracağız. S-400'ü Türkiye almalı mı? Eğer alacaksa F-35'i Türkiye nasıl bırakacak? Hep birlikte vatandaşlarımıza soralım sorularımızı, bakalım cevaplar nasıl olacak? S-400 neyse Patriot odur. Evet, hayır, Patriot'larla S-400 aynı mı? Aynı. Yani S-400'ün 4 tanesi. Savaşa hayır, barışa evet. Savaşa hayır, barışa evet. Düşman savaşıyorsa eğer. Savaşa hayır. Senin tarımın, eğitimin, sağlığın yükseldi mi sana? Savaş bir şey yapma. Düşman savaşıyorsa eğer biz duralım mı? Biz barış istiyoruz. Düşmanda savaş mı var? Yok mu? Var mı? Yok mu? Ne savaşı? Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, yani kör olmakla. Şu anda Aksaray'a doğru, bunu bu röportajı git. Aksaray'da orada yap. Her 10 kişiden birisi, her 10 kişiden 5 kişisi Suriyeli yabancı uyrukludur. O 5 kişi Türk'tür. Suriyeli konusu ayrı. Suriyeli istemeyebilirsin. Suriyeli demiyorum. Ben Yunanistan'a gittim. Bak, esnaf adamım. 35 sene bu devlete hizmet yaptım ben. Tamam. Belediyede çalıştım, tamam. Her şeyde yaptım, hizmet yaptım, emekli oldum. Benim aldığım maaş 2000-2500 lira. Benim eğer eskiden yatırım yapmamış olsaydım bunlardan önce ne yapacağım? Aç gezecektim. Aç gezedik tabii ya. S-400 şu anda sizce Türkiye'ye gerekli mi? Beylerin size sormak istediğinizde beyler neyi savunuyor, neyi söylüyor? Sen yanlış anlamıyorum. Dış politika yanlış diyorum. Şimdi yanlış politika. Şimdi bak abicim, ben bir tarih öğretmeniyim. Evet. Size şunu söyleyebilirim. Savaş yok dediniz ya, savaş, bak savaş Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar bir kere olacak. Biz Müslümansak biz bunu biliyoruz. Bir, şu an Irak'ta vesaire Suriye'de askerlerimiz şu an savaşıyor değil mi? Biz biliyoruz. Niçin savaşıyorlar? Toprak davasına. Nasıl Çanakkale'de savaştık? Jetlerimiz savaştı. Şu bugünkü askerlerimiz de aynı toprağa. Askerinin müdafaasını aynı mı görüyorsun sen? Çanakkale şimdi aynı öğretmen, saygı duyuyorum sana. Şimdi şunu söyleyebilirim. Dünya, bak eve gittiğinizde açın dünya haritasına bir bakın. İslam coğrafyası dünya haritası üzerinde neresi kaldı? En sorunlu ülkeler neresi? Bakın Libya'yı, Mısır'ı, Lübnan'ı. Siz sayın, aklıma gelmiyor. Suriye, Irak. En son gele Halep'e geldik. Türkiye kaldı. Bir Türkiye hocam, kaldı. Hocam bir şey söyleyeyim sen. Sen yurt dışına çıktın mı? Çıktım. Nasıl çıktın? Gittim geldim Arap ülkelerinin tamamını gezdim. Nasıl geldin? Ben Avrupa'ya gittim. Tamam mı? Giderken beni iğnenin deliğinden geçirdiler. Bankaya para yatırttılar. Başkanlık sistemini bu yüzden oturtturduk biz zaten. Bakın, vize almak için ben anlatabiliyor muyum? Yani konsolosluğa gittim, 2 ay bekledim. Sırf hocam, bakın şey bey söylüyor ya, bu yüzden oturtturduk biz zaten. Eğer ki bakın. Başkansın bakın, sen, bu adamların ne işi var Suriyelilerin Türkiye'de, ne işi var? Geldim kampa koyacaksın, geleceksin. Benim iş yerim, bir iş yerinde ben vergi veriyorum. Suriyeli burada vergi vermeden çalışıyor. Yurt dışına bak, yurt dış politika yanlış, bunun için yanlış. Peki size şunu söylesem ne dersiniz? Evet. 1450 öncesine gidersek peygamberimizi kendi kabilesi, değil mi, Mekkeli müşrikler kovdu. Doğduğu büyüdüğü yerden kovdular. Medine'ye hicret ettiği gün Medine'nin halkı kabul etmemiş olsaydı nereye gidecekti bizim peygamberimiz? Ümmet izliyoruz ya, nereye gidecekti? Bir dakika, o zaman hepsi aynı ülkenin. Bakın, ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın o hicret etti. Misafir milli sınırları içinde bizim bir vatanımız var mı? Sence o zaman ben bir şey söyleyeyim mi? O devlet, Suriye savaş altında. Misafir milli sınırları içerisinde Suriyeliler buraya geldiyse o zaman sıkıntı yok. Yani misafir milli sınırları. Ya, Suriyeli bizim vatandaş. Vatandaşımız mı? Afganlı bizim. Yani 150 yıl önce değil miydi? Size diyorum ki Ensar olduk biz. Ha. Biz Ensarız. O zaman ap kapıları açalım. Şu an sen gidemiyorsan onlar nasıl geliyor diyorum. Benim anlatamadım. Gidecek yerimiz zaten kalmadı. Gidemeyiz zaten. Az önce size en başta söyledim. Müslümanlığı yaşayan bir Türkiye'ye kaldı. Müslüman hiçbir yere gidemez. Biz bunun kıymetini bilip sahip çıkıyorsak ne ala. Biz şu an Ensarız. Suriyelileri misafir ettik. Bölgelerini temizledikçe gönderiyoruz. 50 bin. Dün açıklandı değil mi? Süleyman Soylu açıkladı. Tek tek gönderiyoruz ya. Temiz bölgeleri. Bir şey soracağım sana. Bir dakika. Bir dakika. Kalmazlar bizim toprağımız. Biz Suriyeli mi zannediyorsun sen giren Türkiye? Irak 10 sene savaştı mı? Savaştı değil mi? Doğru mu? Evet. Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Evet. Irak'ın arkasında kim vardı? Amerika arkasında vardı. Doğru mu? Evet. Doğru. Ondan sonra ne oldu? Amerika içini boşalttı, vurdu Irak'a, doğru mu? Vurdu değil mi? Evet. Vurdu değil mi? Kim yanındaydı bizim? Onların yanında kim vardı? Bizim askerimizi çuvalın başına kim geçirdi? Amerikalılar geçirdi, doğru mu? Türkiye'den bir dakika. Başka dostu bir var dakika. Mı sizce? Doğru mu? Ne oldu ondan sonra da bitti mi? Döndü Suriye'ye. Suriye'de de aynısını yaptılar mı?
Ne oldu şimdi? Peki Türkiye çıkıyor işte. Peki Türkiye orada yanındayım. Devletimi yan, devletimi kötülemem. Devlete hainlik düşen hain bir insan. Suriyelileri şu an insanlarımız inanın ki bak ben bir de eğitimci olarak çok üzülüyorum. 3 tane 22 yaşında, 20 yaşında, 11 yaşında. Sen önce sen kendi çocuğunu mu düşüneceksin, benim çocuğumu düşüneceksin? Önce can sonra canandır. Bu böyledir. Fakat şunu fakat şunu söyleyeyim. Abicim hayır duramam. Şunu söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi ben çocuklarımı unuttum. Ben çocuklarımı unuttum. Benim toprağım vatanım giriyor. Yani senin şu anlatmak istediğin de aynı. Şunu soracağım. Şunu sorayım hemen size. Başkalarının şimdi önce kendi çocuğumuz dediniz. Peki başkalarının çocuğu eğer bizim çocuklarımıza zarar veriyorsa, yani şundan bahsediyorum. Cerablus, S-400'den çıkmayalım. Cerablus'tan atılan oradaki bombalar, füzeler benim orada oturan sivilime, bakın sivilime zarar veriyorsa TSK'da Suriye'de bulunmamalı mı? Yani hemen TSK... Tabii. Efendim? Biz niye NATO ülkesiyiz? Neden? Niye NATO ülkesiyiz? Suriye'den bize tehdit geliyorsa, amaç NATO'ya kaydolduğunuz zaman, birlikte herhangi bir NATO ülkesi ülkeye tehdit geldiği zaman savunmak için bir araya gelen topluluk değil mi? Evet. Müslüman olduğum için almıyorlar. Müslüman olduğum için almıyorlar. Ya biz dünyaya kendimizi çok iyi ifade edemiyoruz Suriye ile ilgili sınırımızda yaşanan olayları. Ya da bizde bir sıkıntı var. Yani ne düşünüyorsunuz? S-400 konusunda. Yani S-400... Ben alınması taraftarıyım. Aha. Yani eğer bugün Amerika bize tehdit unsuru olarak, ya biz geri adım atacağız, doları aşağı çekeceğiz, Amerika'nın yaptığı baskıya boyun eğeceğiz, ya S-400'ü alacağız. Bizim yaptığımız dış politikada bir yanlış var. Ya Suriye yanlısı olacağız ya Amerika yanlısı. İkisiniz, bakın ikisinin ortası yok işte. Bakın dünyada bugün Suriye'nin yanında kim var? Çin var. Çin'in karşısında kim var? Amerika var. Sen şimdi diyorsun ki ben tahtirevalliyim, ben ortadayım. Amerika bunu kabul etmiyor. Ama şimdi veya Rusya kabul etmiyor. Oraya gelecektim. Rusya. Ya. Şimdi biz eğer Amerika'ya yanaşırsak Rusya da buradan sıcak denizlere inmek istemiyor mu? Evet, aynı şey. Ama denge politikası burada en uygunu değil. Bakın, denge politikası ama siz savunma için S-400'ü almaktansa, benim kendi kişisel, ben çok iyi bir şeyim yok. Ama NATO ülkesi silahımızı biz iyi kullanamadık. O patrolikler geldi, kurulmadan geri gitti. Yani eğer burada bir tehdit varsa, bu Almanya'da olsaydı bizim Türk askeri NATO ülkesi olduğu için gidecek miydi Almanya'ya? Gidecekti. Bugün Alman askeri o sınıra gelmek zorunda mı? NATO silahlı gücü gelmek zorunda değil mi? Onu bizim oraya getirmemiz lazım. Peki. Çözüm bence bir ülkenin iç işlerine karışmak değil. Niye? Bir ülkenin iç işlerine karışırsak yarın aynı şey bizim başımıza geldiği zaman. Suriye'nin iç işleri mi? Bana göre yani ama... bakın Türkmenler için oraya gidelim. Burada en fikirim. Türkmen daha için. Biz orada politikaları günlük, aylık. Duygularıyla mı hareket eder yoksa menfaatiyle mi? Bak bana göre duygularıyla hareket etmeli lazım. Çünkü niye? Biz orada Süleyman Şah Türbesi'ni kaldırdığımız gün biz orada bir şeyleri kaybettik. Niye kaybettik biliyor musun? O türbe için biz oraya girebilirdik. O zaman gücümüz vardı. Veya Türkmen soydaşlarımız için girebilirdik. O zaman gücümüz vardı. Bugün, o gün girseydik daha akıllı olurdu. Bugün girmek o kadar mantıklı değil. Çünkü terör koridoru o gün oluşmamıştı. Bugün daha iyi bir terör koridoru oluştu. Peki şunu soracağım. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada işi yok gibi düşündünüz. Hayır, düşünmüyorum. Yani şu anda ama... Çok erken müdahale etme şansı geç var. Geç kalındı diyorsunuz. Geç kalındı. Niye? Soydaşlarımız vardı. O zaman soydaşlarımız bombalanırken biz müdahale etseydik bizim daha burada... Anladım. Daha anlamlı olurdu. Yani şimdi geç kalınmış bir müdahaleyi, yani atıyorum senin kolun kanıyor, sen böyle tutuyorsun falan. Kopmasını bekliyorsun. Yani peki, bana göre... F-35'ler, ben de heyecanlandım böyle, sesli konuşmaya başladım. F-35'leri Amerika şu anda sıkıntı yaptı ve Genelkurmay Başkanı açıklamamızı yaptı. Şu anda süreci hazırlıyoruz, gerekli cevabı vereceğiz dedi. S-400 alırsak... Bizim de yarısını bakın, ürettiğimiz F-35'leri alamayacağız. Bakın şimdi S-35'leri Japonya şeyinden çıkardı, envanterinden çıkardı. Çünkü neden? Çok fazla teknik arıza veriyor. Maliyetleri çok yüksek. Uçuş maliyetleri yüksek. Parça sıkıntıları. Amerika bile şu an uçuramıyor galiba birçoğunu.
Rusya'dan su 57 düşünülüyor şu anda. Bakın, su 57. Şimdi bunun devlet çok iyi şey yapması lazım, koyması lazım masaya. Ben S-35'i almazsam ne gibi ekonomik sıkıntıya düşerim? Çünkü bakın bile bugün adamlar bir yaptırım uyguladı Amerika. Yaptırmanın derdinde. Bugün geliştiren kim? Çin devleti. Yani devleti arkasında. Evet. 5G'yi Amerika'nın çalışıyor. Orada hatası olmadı mı sizce? Çünkü bakın, Çin'de bakın, de... Hata değil. Amerika menfaatini düşünüyor. Bakın burada... Ama menfaatine hata... zarar gelmedi mi? Çünkü Çin'de de Amerika'nın Hayır. telefonu üretiliyor, kasası. Hayır. Ama bak şimdi adam onun derdinde değil ki. Neyin derdinde? Şimdi onun derdinde mi? Çin'in Amerika'da çok büyümesini, 5G'nin Amerika'ya gittiği zamanki üstünden bütün bilgileri alması, işte 5G'de biliyorsunuz 4G'de müzik falan, şimdi akıllı evler bilmem neler, bütün teknolojiyi yönetmek istiyor. Bu Çin'in de bunu bilgi sahibi olması. Siz Amerika'nın yanında mı olmamızı istiyorsunuz? Ben olsun demiyorum, bakın anlamadığınız nokta, biz tercih yapmak zorundayız. Ya Rusya tarafındayız ya Amerika tarafındayız. Yani tercihimize her ne olursa olsun, eğer bugüne kadar hep Amerika'nın yanındaysak birden biz Amerika'nın yanında değiliz dediğimiz zaman ekonomimizi çökertmek için elinden geleni yapıyor. Peki Amerika bizim bugün yanımızda ola ola, biz onların yanında ola ola Irak'a kadar, Suriye'ye kadar Hayır. geldiler. Bakın geldiler. 92'de PKK patladığı zaman PKK'ya en büyük silah kim veriyordu? Amerika diyorduk. En çok burada fiyat satılıyor. O topuk mayınları İtalyan ürettiğini biliyoruz. O zaman geçmişte yapılan hatalar şu anda sıkıntı. Evet. Toplanıyor. Biz şu an çok ciddi bir durumdayız. Ya yanındayız ya değiliz. Yani ortası yok. S-400'ün parasını ödemişsin, S-35'in parasını ödemişsin. Neye karar vereceğini, ne zararı olacağını vatandaşa anlatacaklar. Biz çünkü bilmeyiz. O masa üstünde dönen dümenleri de bilmeyiz. Ama devlet her şeyi... Rusya'da açıklama yaptı. S-400'ler Temmuz ayına kadar Türkiye'ye teslim edecek. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür hayırlısı ederim. Olsun. Hayırlısı. Yani bu ülkenin menfaati için hangisi doğruysa, bakın bugüne kadar Amerika'nın yanındaydık. Bize zararları çok. 15 Temmuz, PKK bilmem ne. Her taşı kaldırdığımızda Amerika çıkıyor. Evet. Yani buna çok iyi karar vermeleri lazım. Yani bizi büyütmezler. Küçültmek için elinden geleni yaparlar. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun, hayırlı günler. Evet, son olarak sizden de bir son cümle almak istiyorum. S-400 F-35 tartışmasını aslında vatandaşlarımıza yaptınız ama şimdi S-400'e baktığımız zaman Rusya açıklama yaptı. Temmuz'a kadar Türkiye'ye teslim edilecek. Ama F-35 de Türkiye'nin üretimi de var. Yani burada Amerika yalnız üretip de biz onlardan satın alma gibi bir durumumuz yok. Biz de ürettik onları. Ya şimdi aslında şu var. Devletimiz güçlendikçe Avrupa üzerimize çöküyor. Beni kahreden sadece Müslümanım deyip de şu ülkede yaşayıp bu ekmeği yiyip nankörlük yapıp devlete yüklenip işte şunu yapıyor, işte bunu yapıyor. Az önce abi ne diyor? Kötü durumdayız. Sen neyin kötü durumundasın ya? İnsansız hava uçakları üretip... Ama üretim durdu dedi. Yani tarım eskiden Türkiye'de daha çok vardı. Tamam da neyi yapmaya kalkışırsak üstümüze çöküyorlar işte. 15 Temmuz örnek. Seçimlerde yapılan örnek, bunlar hep darbe, hepsi darbe değil mi? Ekonomiyle vurmaya çalıştılar yani. Bunları bizim Türk halkımız gerçekten cahil ya. Benim aklım buna ermiyor. Cahil yani, demeyelim de unutuyor muyuz? Yani unutmaktan ziyade gençlerimiz zaten bilmiyor. Yaşamadıkları için hiç bilmiyor. Büyüklerimiz de unutmuş gerçekten. Yani 7 yaşında tankerden su kuyruklarına girip anneme bidon taşıyanı ben 40 yaşındayım. Ben bile bunu yaşadıysam şu an hiçbir insan kalkıp kötü durumdayız, devletimiz böyle, ben işte vermeyeceğim derlerse inanın ki karşılığını neyle alırız biliyor musunuz? Yaşın yanında kuru da, kurunun yanında yaş da yanar. Olan bizlere olacak. Pekala. Çok sağ olun. Yani tek kelimem şu. Bu devlete oyumu vermeyeceğim diyene ben dinini sorgulamasını isterim. Başka bu devlete şey derken hükümete mi? Şu anki hükümet Allah diyen bir hükümet var başımızda. Allah'ın izniyle. Ama dini kullanaraktan din, zaten siyaset din, üretiyor diyorlar. Bakın dinsiz siyaset olmaz, siyaset dinsiz olmaz. Bu doğru mudur? Necmettin Erbakan. Bu doğru mudur? Biz Müslümanız elhamdülillah. Sen elhamdülillah Müslümanım diyorsan fiili davranışlarınla dilinden dökülen kalbindeki üçü birbirini tamamlamalı ki ben sana Müslümansın diyebileyim. Doğru mu?
Doğru. O zaman sen Türkiye İslam ülkesi ise Müslüman olarak, gerçekten hakiki Müslüman olarak yaşa. Devletimiz bugün İslam'ı yaşayan, yaşattıran bir devlet. Büyüğümüz var, devletimiz var. Lütfen Allah rızası için insanlarımız artık uyansın. Peki Suriyeliler? İnsanca yaşayalım. Suriyelileri gönderiyoruz kardeşim. Zaten bizi beğenmiyor Suriyeliler. Herkesin kültürü farklı, yeme tarzı farklı. Bağlasan da durmazlar. Bakın askerimiz Halep'i temizledi. Köylerini, hangi yerleri temizlersek belediye başkanlarımız yığın yığın gönderiyor yani. Bunu siz de biliyorsunuz. Dünkü açıklanan şeydeki Süleyman Soylu'nun açıklama 50 bin Suriyeli gidecek şu an. Selamlaşıyoruz. Merhabalaşıyoruz. Aynı güzergahta geziyoruz. Bak Eyüp Sultan'da şu an her fırkadan insan var burada. Birbirimizi yolup öldürüyor muyuz? Peki Ekrem İmamoğlu, gayet kucaklaşalım, bir arada olalım, güler yüzlü olalım, samimi olalım. Söyledikleriyle yaptıkları aynı mı sizce? Değil mi? Değil. Yani samimi bulmuyor musunuz? Asla değil. Benim ezan sesinden rahatsız olan benim başıma gelemez. Ekrem İmamoğlu. Gelemez abicim. Ekrem İmamoğlu muydu yoksa daha önce... Bence oğluna da söylüyorum. Aynı kelimeyi o da kullandı, Ekrem İmamoğlu da. Ve onun arkasında olan hepsi de. Ezan sesimizden rahatsızlık duyan bu memlekette yaşamasın. Bu ülkede yaşamasın. Bu ülke Müslüman ülke. Müslümanların ülkesi. Ben Müslümanım diyenlerin ülkesi. Ezan sesinden rahatsız olan, ezan okunmayan ülkelere gitsinler. Biz istemiyoruz o insanları. Tek diyeceğim bu. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, hemen size de soralım. Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Vaktimiz var mı? Evet. Son iki dakikamız var. Size de soralım. İstanbul seçimlerine geleceğim ama S-400 konusunu bir tartışmıştık. Size de sormak istiyorum. Taraftarım. Almalı mıyız? Taraftarım. Neden? Çünkü şu anda gezip tozuyoruz ama resmen bir savaştayız. Ve hangi... Tozuyoruz ama dün de 15 Temmuz yaşandı. Yani her an... Savaştayız. Resmen savaştayız ve aynı 7 düvel bizim etrafımızı çevirmiş durumda. Bugün Akdeniz'de 200'den fazla düşman gemisi varsa evet, buraya piknik yapmaya gelmedi bunlar. Kıbrıs'a geldiler. Bir açığımızı bekliyorlar. Hangi görüşler olursa olup tek yumruk olmamız lazım. Ama maalesef görüyorum ki hepsi ayrı bir yere çekiyor. Ve bugün Allah reisimize uzun ömür versin. O olmasa yani evet, Türkiye AK Parti'den müteşekkil değil ama yani varını yoğunu ortaya koyuyor. Daha ne diyelim? Bugün ben Tayyip karşıtlarına resmen şunu diyorum. İsrail sevicilerim. Neden? Şimdi bunu demek de doğru mu yani? Hani Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yaptığı işleri beğenmeyen vatandaşlarımız olabilir ya, ve oy da vermeyebilir. Olabilir. Hatası kusur olmaz. Bu şekilde düşünüp de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen vatandaşlar direkt İsrail sevicisi olması, yani böyle dememiz doğru mu? Vallahi ben ona getiriyorum. Bak bugün ben... Neden? Ben Saadet Partisi karşısı değilim. Yani sevdiğim bir partidir ama maalesef AK Parti kuruldu kurulalı. Ben Sultan Gazi'de esnafım. Kimi görsem bir hasetlik, fesatlık içinde. Ya kardeşiz kardeşim. Birbirimizi niye tutmuyoruz? Herkes tutuyor da sen niye yanaşmıyorsun? Değil mi ama? Yani benim üzüldüğüm nokta bu. Müslüman Müslümanı bölerse... Aklıma başka bir şey geldi. Ekrem İmamoğlu'nu samimi buluyor musunuz? Ya Ekrem İmamoğlu da bu ülkenin bir insanı. Ben ona da sevgim, saygım var. Hatta dün konuştum partilerle, şeylerle. Diyorum bu kadar güzellik bize yeter diyorum. Yani Binali Yıldırım. Ya Binali Yıldırım'a başarılar diyorum. Yalnız hayatım hatalarından birini yaptım. 31 Mart'ta bir Çankırı yolculuğu yaptım. Oy veremedim. Ama kazansın, 3 gün oruç tutacağım. Allah'a söz verdim. Binali Yıldırım tarafındasın. İnşallah. Peki abi, çok sağ olun. Hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Evet, sevgili izleyenler, vatandaşlarımıza gündemi değerlendirdik. Gündem çok sıcak. S-400'ler, F-35'ler. Amerika'da F-35, Rusya'da S-400. Türkiye S-400'ü alacağını açıkladı. Rusya'dan hemen açıklama geldi. Temmuz ayında, Temmuz ayına kadar S-400'ler Türkiye'yi teslim edecek. Amerika'dan hemen anında açıklama geldi. Ve Amerika F-35 teslimatını durduracağını açıkladı. Hemen akabindeyse de Genelkurmay Başkanımız, yeni Savunma Bakanımız Hulusi Akar açıklama yaptı. Gerekli cevabın Amerika'ya verileceğini açıkladı. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Söz Milleti'nde sorum etiketine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. S-400 mü yoksa F-35 mi? Ya da şöyle mi bakmalıyız olaya? Amerika mı? O binlerce kilometre ötesindeki Amerika mı? Yoksa yanı başımızdaki Rusya mı? İkisinin de planları var. Evet, Rusya Akdeniz'e, sıcak denize inmek istiyor. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Amerika'da Orta Doğu'yu parçala, böyle
terörlü yönet sistemiyle yönetmek istiyor. Daha önce İslam ülkelerine yaptığı gibi. Peki Türkiye'nin S-400 almasını Amerika neden istemiyor? Çünkü S-400 sadece ve sadece bir savunma sistemi. Yani bir saldırı sistemi değil, bir savunma sistemi. Ülkemize karşı yapılacak herhangi bir saldırıda anında cevap verecek bir sistemi Amerika neden istemiyor? Bu soruları vatandaşlarımıza sorduk. Sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Ben Mert Armağan. Söz Milleti programını hafta içi her gün 12.30'da ve 18.30'da izleyebilirsiniz. Sormamızı istediğiniz sorular varsa eğer ekranda görmüş olduğunuz Söz Milleti'nde sorum etiketine yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.